Tekrardan merhaba arkadaşlar. Bugünkü konumuz aktif öğrenme teknikleri. Daha önceki iki dersimizde teknikleri gördük arkadaşlar. Bu da üçüncü dersimiz. Bugün teknikler konusunu bitiriyoruz. Aktif öğrenme teknikleri nasıl bir ders? Şimdi 32 tane teknik anlatacağız arkadaşlar. Gözünüz korkmasın. O kadar zor konular değil. Zaten gördüğünüz zaman anlayacaksınız. Onlar 15'er saniyelik konular aslında. Fazla böyle detaylı konular değil ama bilmeniz lazım. Bu konulardan iki tane soru gelmesini bekliyoruz. Bunların içinde çok fazla çıkanlar var, hiç çıkmayanlar var. Çok fazla çıkanlar üstünde daha fazla duracağız ve hangilerinin daha çok çıktıklarını işaretleyeceğim arkadaşlar. Ama yine de şunu bilmek lazım. Mesela örnek vereyim. Konuşma biletleri bugüne kadar çıkmış bir şey değil arkadaşlar. Denemelerde dahi pek fazla göreceğiniz bir şey değil. Ama ne olur ne olmaz her zaman şunu söylüyoruz. Bilinen şeylerden korkmuyoruz zaten. Bilinmeyenlerden, az çıkanlardan korkuyoruz. Akvaryum mesela birçok kişinin bildiği bir konu. Oradan çıktığı zaman çoğu kişi doğru yapar. Ama demin dediğim gibi mesela bir tombala, ne bileyim işte kart gösterme, konuşma biletleri, onlar fazla çıkmadığı için fazla dikkate alınmaz. Ama sınavda çıkarsa da emin olun birçok kişi yapamaz. Çünkü dikkate alınmayan şeyler. Dediğim gibi fazla zor konular değil, bilmenizde fayda var arkadaşlar. Teker teker anlatalım şimdi. Birincisi en çok duyduğunuz tekniklerden bir tanesi akvaryum arkadaşlar. Akvaryumun bir ismi daha var, diğer ismi iç çemberdir akvaryumun. Basit bir teknik arkadaşlar, nasıl yapıyoruz? Sınıfta bir kişi, iki kişi, üç, dört kişi oturuyorlar. Diğer geri kalan sınıf arkadaşları bunların etrafında bir çember oluşturur. İçeride oturanlar konu hakkında tartışırlar, fikirlerini birbirlerine söylerler. Dışarıda duranların da yüzü içeriye dönüktür, içeride duranların da yüzü içeriye dönüktür. İçeridekiler tartışırken dışarıda oturan diğer sınıf üyeleri onlara sorular sorabilirler arkadaşlar. Ve isterlerse yer değişebilirler. İçeriden birisi dışarıya, dışarıdan birisi de içeriye geçebilir. Bunun bir diğer uygulanma şekli ise diyelim ki sınıf kalabalık. Kalabalık olduğu zaman da iki tane çember iç içe geçiyor. Zaten diğer adı iç çemberde. Burada dikkat etmeniz gereken şey yön arkadaşlar. Dışarıdakiler de içeriye doğru bakarlar. İçeridekiler de içeriye doğru bakarlar. Bunu neden vurguluyorum? Birazdan vurmanın oturma biçimi de buna benzeyecek. O ikisinin arasındaki farkı bulmanız lazım. Tekrar söyleyeyim, içerideki çember kendi arasında tartışırken dışarıdakiler bunları gözlemler, isterlerse soru sorabilirler arkadaşlar ve yine isterlerse yer değişebilirler. Akvaryum böyle bir teknik arkadaşlar. Diğer bir tekniğimize baktığımızda rulman. Rulmanın kelime anlamı dişli çark demek arkadaşlar. İç içe geçen, birbirini döndüren çark demek. Bunun bir diğer adı da top taşıma. Burada ne yapıyoruz? İç içe iki tane çemberimiz var yine. Bu sefer oturma biçimine dikkat edin. Buradaki içeridekinin yönü dışarıya, dışarıdakinin yönü içeriye bakar. Kısacası karşı karşıya otururlar arkadaşlar. Mesela burada bir örnek yapalım. Şimdi değerli arkadaşlar, Ahmet ve Mehmet karşı karşıya oturmuş. Ayşe ile Fatma karşı karşıya oturmuş. Gördüğünüz gibi ikişerli grup yapılmış aslında. Ahmet Mehmet'e konuyla ilgili fikirlerini söyler, Mehmet de Ahmet'e söyler. Aynı şekilde buradaki iki kişi de birbirlerine söyler. Daha sonra bu çarklardan, bu çemberlerden herhangi bir tanesi bir tık döner arkadaşlar. Sadece bir tanesi. Demek istediğim şey şu, burada Ahmet olsun, karşısında Mehmet, burada da Ayşe olsun. Ahmet biraz önce Ayşe'nin olduğu yere gidiyor. Ayşe buraya, buradaki buraya, dış çemberi bir tane döndürdüğümüzü düşünelim. Biraz önce Ahmet Mehmet'in karşısındaydı ve Mehmet'e fikirlerini söyledi. Mehmet de Ahmet'e söyledi. Ahmet artık Ayşe'nin yerine geldi. Diyelim Ayşe'nin karşısında da Fatma var. Ahmet Fatma'ya diyor ki, Fatma ben bu konu hakkında şöyle şöyle düşünüyorum. Mehmet de bana bunu dedi. Fatma ne diyor? Diyor ki ben de böyle düşünüyorum. Ayşe de bana bunu dedi. Şimdi ilk aşamada Ahmet'te kaç bilgi var? Kendi bilgisi artı Mehmet'in bilgisi. İkinci aşamaya geçince iki bilgi var zaten kendinde. Buraya geçtiğinde hem Fatma'nın bilgisini öğrendi hem de Ayşe'nin Fatma'ya söylediğini öğrendi. Kaç bilgi oldu? Dört bilgi oldu. Çemberi bir tane daha bu tarafa atıyoruz. Artık Ahmet'te dört bilgi vardı ya. Buradaki arkadaşta da dört bilgi var. Ahmet dedi ki dört bilgiyi buna söylüyor. Buradaki de dört bilgiyi ona söylüyor. Bakın iki kere yer değişince Ahmet'te toplam sekiz tane bilgi olmuş oldu. İşte Rulman'ın
Uygulanma şekli böyle arkadaşlar. Herkes birbirinin karşısındakine fikrini söyler. Daha sonra yer değiştirirler. Herkes daha önce aldığı bilgileri ve kendi bilgisini karşıdakine söylüyor. Karşıdakinden de daha önce aldığı bilgileri ve karşıdakinin bilgisini istiyor. Zaten 2-3 tane gönderdiğimiz zaman tüm sınıfın fikrini öğrenmiş oluyoruz. İşte bulma da böyle bir teknik. Peki köşelenme nedir arkadaşlar? Köşelenme görüş geliştirme ile karışan bir teknik arkadaşlar. Birçok arkadaşımız karıştırıyor. Farkını söyleyeceğim. Şimdi mesela şöyle bir sınıf düşünün. Köşelenme genellikle net yanıtı olmayan konularda kullanılır. Bu püf noktamız. Genellikle net yanıtı olmayan konularda kullanılır. Mesela 4 tane alternatifi olan bir düşünce söylüyoruz. Alternatif dediğimde mesela bir ne olsun? YKS kaldırılmalıdır. Konumuz bu olsun. YKS kaldırılmalıdır. Tamamen katılıyorum fikrine sahip olanlar buraya geçti. Katılıyorum buraya, katılmıyorum buraya, hiç katılmıyorum buraya olsun. 4 tane zıt fikir, farklı fikir olduğunu düşünelim. Herkes savunduğu fikrin altına geçer arkadaşlar. Ve buraya gelen tamamen katılıyorum savunanlar burada, katılmıyorum savunanlar burada. Herkes grupta tartışır. Unutmayın, küçük grup tartışmalarında grubun bir tane lideri olur arkadaşlar. Tüm grup kalkıp da teker teker fikrini söylerse işin içinden çıkamazsınız. Her grup tartışması bittikten sonra bir lider verirler ve lider tüm sınıfa kendi fikirlerini, yani o grubun fikirlerini söyler. Peki görüş geliştirmeyle neden karıştırılıyor ve karıştırılmaması için ne gerekiyor? Görüş geliştirme de buna benzer. Herkes savunduğu fikrin altına gider ama diğer arkadaşların fikrini gördüklerinde isterlerse fikirlerini değiştirip diğer gruba geçebilirlerdi görüş geliştirmede. Ama köşelenmede grup değiştirme, görüş değiştirme yoktur arkadaşlar. Tekrar söylüyorum. Görüş geliştirmenin zaten en önemli püf noktası ve özelliği görüşlerimizi değiştirmektir. Ama köşelenme tekniğinde görüş değiştirme diye bir durum söz konusu değil. Dördüncü tekniğimiz vızıltı. Arkadaşlar çalışma grupları diye de geçebilir bazı kaynaklarda. Hatta buz grup diye de geçebiliyor buz grup. Arkadaşlar kişi sayısı ve dakika var burada da püf nokta. Mesela vızıltı 22, 33, 44, 55, 66 olsun. Vızıltı 22 ne demek? 2 kişi var değil mi grupta? Çok güzel. 2 kişi 2 dakika. 2 kişi 2 dakika konuşur. Yani birinci 2 dakika konuştu, diğeri de 2 dakika konuştu, bitti. Eğer vızıltı 33 olursa 3 kişi 3 dakika, 4 kişi 4 dakika, 5 kişi 5 dakika, 6 kişi 6 dakika. Buraya dikkat edeceğiz arkadaşlar. Çünkü vızıltı 66'da da 66 ifadesini göreceksiniz. Birazdan anlatacağım. Philips 66'da da. Hatta şimdi hemen beraber bunu anlatayım. Vızıltının özelliği şu. Kişiyle dakika aynıdır arkadaşlar. Yani kaç kişi varsa o kadar dakika verilir. Ama Philips 66'ya geçtiğimizde en fazla 6 kişinin 6 dakika konuşmasıdır. Yani buradan anlayacağımız şey ne? Dakika 6. Orada sıkıntı yok. 6 dakika. Ama kişi sayısını değiştirebilirsiniz arkadaşlar. Yani 2 kişinin 6 dakika konuşması, 3 kişinin 6 dakika, 4 kişinin 6 dakika, 5 kişinin 6 dakika, 6 kişinin 6 dakika konuşması. Yani vızıltıda kişi sayısıyla süre aynıdır ama Philips'te kişi sayısı değişebilir, dakika aynıdır. Aradaki farkı anladık mı? Tekrar ediyorum. Dakika aynı, 2 kişinin 6 dakika konuşması, 3 kişinin, 4 kişinin, 5 kişinin 6 dakika konuşması Philips 66'dır. 6 kişinin 6 dakika konuşması hem Philips 66'ya giren bir örnektir hem de vızıltı 66'ya giren bir örnektir arkadaşlar. Şimdi zevkli bir konu, çıkma ihtimali de yüksek olan bir konu, kar topu. Kar topu pek fazla karşınıza çıkmayacak diğer bir isme de sahiptir. Piramit, bunu çok fazla görmezsiniz arkadaşlar. Belki hiç görmemişsinizdir, belki de hiç görmeyeceksinizdir. Kar topunun iki tane uygulanma şekli var. Önce birinciden bahsedelim ve en çok çıkan sorudan bahsedelim. Bildiğiniz kar topu arkadaşlar, kışın küçükken kar topu yapardıkça onu süre süre böyle iyice büyütürdük. Arkadaşlar, önce tek başımıza düşünüyoruz bir konu hakkında.
Sonra iki kişilik grup oluşturuyoruz. Birbirimize fikrimizi paylaşıyoruz. Evet. Sonra bu iki dört olur. Sonra dört sekiz olur. Sonra ne olur? Altı. Ona olmaz. Tüm sınıf olur. Önce tek başımıza. Sonra iki kişi. Sonra dört kişi. Sonra sekiz kişi. Sonra tüm sınıf arkadaşlar. Eğer soruda 1, 2, 4, 8 tüm sınıf ifadesini görürseniz cevabımız kar topu olacak arkadaşlar. Adından da anlaşıldığı gibi giderek genişleyen, giderek büyüyen bir yapı. Kar topunun diğer bir uygulanma şekli de şu. Aslında bu diğer uygulanma şekli çok zevkli ama fazla görmezsiniz yine de bunu sorularda. Arkadaşlar herkes bir tane kağıda fikirlerini söyler, fikirlerini yazar. Onu kırıştırırlar böyle, kar topu haline getirirler ve herkes kalkıp birbirine atar. Mesela Süleyman Hoca arttan attı kar topunu, ben aldım. Açtım içini, okudum, bir fikre sahip oldum. Süleyman Hoca'nın fikrini öğrendim. Ben de attım, Ahmet tuttu. Ahmet aldı, benim fikrimi öğrendi. Bunu öğrendikten sonra tabii bunu bir daha aynı şekilde getirip başkasına atıyoruz. Yani sınıfta böyle bir kar topu oynar havasında, eğlenceli bir havada arkadaşlar birbirimizin fikirlerini öğrenmeye çalışıyoruz. İşte bu da ikinci uygulanma şekli. Tabii bu kar topunun ikinci uygulanma şeklini gidip üniversitede falan yapamazsınız arkadaşlar. Yani pek eğlenceli olacağını sanmaması da olabilir ama genelde küçük çocuklarda daha da verimli olur. Ama bunu yaparken içine taş koymamalarına dikkat edin. Evet, kart gösterme. Çıkma ihtimali yine zayıf olan bir konu. Arkadaşlar herkese 5 tane kart dağıtıyoruz. Bu kartlar genellikle renkli renkli kartlardır. Mesela kırmızı, sarı, mavi, kafanıza göre renk verebilirsiniz. Her rengin bir tane özelliği var. Mesela birinci kart diyelim ki tamamen katılıyorum. Yani diker tip ölçekler var ya, tamamen katılıyorum, katılıyorum, hiç katılmıyorum, kısmen katılıyorum. Her kartın öyle bir anlamı var. Öğretmen bir fikir söyledi, bir problem durumu söyledi. Oradan Süleyman Hoca kaldırdı kırmızı kart. Kırmızı kartın anlamı ne? Mesela hiç katılmıyorum. Öyle kartı kaldırıp bırakmayla olmuyor. Süleyman o kartı kaldırdıysa hoca soruyor. Neden bu kartı kaldırdın? Neden hiç katılmıyorsun? Orada sebebini de belirtiyoruz arkadaşlar. Tekrar ediyorum. Herkeste farklı anlamlara gelen farklı renklerde kartlar var. 5 tane kart var. Her kart farklı anlama geliyor. Tamamen katılıyorumdan hiç katılmıyorum'a doğru gider. Ve bir konuyla ilgili fikrimizi söylerken kartı kaldırırız. Ve herkes kaldırdığı kartın anlamını da açıklamak zorunda. Yani neden o fikre sahip olduğunu açıklar. Evet, böyle mesela arkadaşlar birisine söyleyeyim. Öğrenci de çok fazla teknik var. Hatta her sene bazı kitaplar, bütün kitaplar hemen hemen kafalarına göre teknikler uydururlar. Mesela her kitapta sandalye tekniğidir, çöp kutusu tekniğidir, su şişesi tekniğidir, saat tekniğidir. O kadar saçma sapan teknikler var ki şunu da unutmayın arkadaşlar. O tekniklerin çoğundan ÖSYM'nin yani KPSS sorularını hazırlayan hocalarımızın haberi dahi yok. Yani burada o saçma sapan tekniklerin koyulmasının çoğunun sebebi de satışları arttırmaktır arkadaşlar. Tereyağı, ekmek ne demekti? Bunu neden söyledim? Mesela çıkın deyin ki ya ÖYT nasıl bir ders? Ya o kadar saçma sapan teknik var ki. Bir tane örnek ver. Ya, tereyağı, ekmek. Herkesin diline dolanan bir teknik arkadaşlar tereyağı, ekmek. Aslında çok basit bir teknik. Ve aslında ismi de mantıklı bir teknik. Tereyağı, ekmek iki aşamadan oluşur. Birinci aşamamız arkadaşlar. Tek başına düşünmek. Herkese der ki hoca, herkes konuyla ilgili düşünsün, fikrini üretsin. Herkes fikirlerini düşünür, daha sonra ikinci aşamaya geçeriz. Birinci aşamadaki fikrimiz bizim ekmeğimiz arkadaşlar. Öyle düşün, ekmeğimiz kendi fikrimiz. Sonra biz bu fikirlerimizi sınıfla paylaşıyoruz. Herkes sınıf arkadaşlarına fikirlerinden bahseder. Ve ben de mesela Süleyman'ın fikri hoşuma gitti. Onun kendi fikrimin üzerine ekledim. Süleyman'ın fikri benim için ne oldu? Tereyağı oldu arkadaşlar. İkinci aşamada da başkalarının fikirleri. Demek ki tereyağı ekmek deyince aklına ne gelecek? Kendi fikirlerimizin üzerine başka fikirleri de ekleyebilme becerisi gelecek. Kendi fikrimiz ekmek olsun, başkasının fikri de yağ olsun, tereyağı olsun, üstüne sürdüğünüz oldu tereyağı ekmek arkadaşlar. Evet, sandviçle peki. Sandviç tereyağı ekmekle karıştırılan bir konu olabilir bazen arkadaşlar. Bazen tereyağı ekmeğin hemen hemen aynısını anlatır ama araya bir şey koyduğu zaman sandviç olur.
O bir şey nedir? Çok çok önemli olan bir şey üründür arkadaşlar. Eğer tereyağı ekmeğe benzer bir paragraf vermişse ama araya ürün koymuşsa cevabımız sandviç olacak. Sandviçin diğer bir anlamı ise teorik bilginin, teorik kuramsal bilginin uygulanmaya geçirilmesi. Teorik bilginin uygulanmaya geçirilmesi derse, tereyağı ekmeğe benzer bir ifade verip artı üründen bahsederse de bu sefer cevabımız sandviç olacak değerli arkadaşlar. Evet, şiir yazma ne? Adı üstünde şiir yazacağız. Nasıl şiir yazacağız? Küçük küçük gruplara bölüyoruz sınıfı. Diyelim ki 3-4 kişilik gruplara böldük arkadaşlar. Ve onlara ne yapıyoruz? Diyoruz ki gruplara bölme edebilirsiniz. Şöyle 3 tane küme olur ya genelde sınıflarda. Konuyu verirsiniz. Dersiniz ki herkes bir satır, ne oluyor şiir, dize mi oluyor? Dize ya da mısra. Herkes bir mısra yazsın. Ben yazdım, yanındaki arkadaşıma verdim. O yazdı, diğerine verdi. O yazdı, diğerine verdi. Yani bir şiiri, bize verilen bir konuyla ilgili bir şiiri ortak bir şekilde yapmak demek, yazmak demek. Bunu anlatınca akla istasyon tekniği gelebilir. Ama istasyonda şiir yazma vardı ama orada şiir yazma, kompozisyon yazma, işte resim yapma gibi 3-4 tane istasyonumuz bulunurdu. Burada sadece şiir yazıyoruz arkadaşlar. Grubumuzu oluşturduk diye 4 kişilik bir grup var arkadaşlar. Herkes bir mısra yazdı. Ne oldu? 4 satırlık bir tane şiirimiz olmuş oldu. Bu 4 satırlık şiire 4 kişi katkıda bulundu. Yani yaratıcılığı geliştirir arkadaşlar. İşbirlikçi çalışma becerisini geliştirir. Evet, önemli bir teknik, çıkma ihtimali olan bir teknik, dedikodu arkadaşlar. İsterseniz ben bunların içinde en fazla hangisinden soru gelme ihtimali var, onları işaretleyeyim arkadaşlar. Akvaryum gelebilir. Yıldız atıyorum. Rulman gelebilir. Köşelenme gelebilir. Vızıltılı da gelebilir. Kartopu gelebilir. Bunlar fazla gelmez. Dedikodu gelme ihtimali yüksek. Pazar yeri çok önemli. Soru turu gelebilir. Hikaye haritası gelebilir. Arkası yarın gelebilir. Balık kılçığı zaten çok önemli. Kavramsal karikatür çok önemli. Öğrenme verisi çok önemli. Bilişsel çıraklık çok önemli. İşaret koydukların gelme ihtimali çok yüksek olanlar. Diğerleri de gelebilecek olanlar arkadaşlar. Biz ne yapalım en iyisi? Ayırmayalım, hepsini bilelim. Dedikodu nedir? Dedikoduyu anlatınca aslında biraz önce anlattığım bir tane teknik aklınıza gelecek. Onunla hemen hemen aynı, sadece şekli değişik. İki kişilik gruplarımız var arkadaşlar. Ben ve Süleyman yan yana oturuyoruz. Ben fikrimi Süleyman'a söylüyorum, Süleyman bana söylüyor. Sonra ben kalkıp Ayşe'nin yanına oturuyorum. Ayşe'ye diyorum ki, Ayşe bak Süleyman bana bunu dedi. Ben de böyle düşünüyorum. Ayşe ne diyecek? Ya bana da Fatma demin böyle dedi. Ben de böyle düşünüyorum. İlk önce ben ve Süleyman karşı karşıyayken sadece kendi fikrim vardı değil mi bende? Süleyman'la tartışınca iki fikir oldu bende. Ayşe'nin yanına gittim. Hem Ayşe'nin fikrini öğrendim. Hem de Fatma'nın Ayşe'ye dediğini öğrendim. Bende zaten iki tane vardı. İki de oradan aldım. Ne oldu? 4. Kalktım sonra orada Murat'ın yanına oturdum. Murat'ta da 4 var, bende de 4 var. Ben o Murat'tan da 4 taneyi alıyorum, 8 oldu. Murat da benden aldı, 8. Başka yere gittim, 16. Tabii sınıf takasçı varsa o kadar. Neye benziyor? Rulman. Çok güzel. Arkadaşlar, dedikodu Rulman'a çok benzer. Hatta Rulman'la hemen hemen aynıdır. Tek farkı var, Rulman'da oturma biçimi şu şekilde. 2 tane çember yapıyorduk, çemberi yerini değiştiriyorduk. Dedikodu da ise farklı, rastlantısal bir şekilde isteyen istediği yere oturuyor arkadaşlar. Dedikodu böyle bir teknik. Dediğim gibi çırpma ihtimali yüksek bir teknik. İşte arkadaşlar aktif öğrenme teknikleri nereden gelmiş? Mesela ben hatırlıyorum ilkokula gittiğimiz zaman sınıf öğretmenlerimiz bunların birçoğunu bize yaparlardı. Ha bilmiyorum o zaman öğretmenlerimiz böyle bir ders olduğunu biliyorlardı çünkü o zaman KPSS falan yoktu. Ha bilmiyorlardı ama sonuçta nesi var? Nesi varı ben çok iyi hatırlıyorum. Hocalarımız yapardı. Mesela arkası yarın vardı, o nerede? Ha arkası yarın bize çok yapılırdı. Mesela kartopunu biz çok yapardık. Hatırladıklarım bunlar. Ama orada hoca bunu yaparken kartopu yaptığını bilmiyordu.
Ya da işte nesi var, adı nesi vardı o zamanda. Arkası yar diye bir teknik olduğunu bilmiyordu. İşte bunlar toparlanarak, bir araya getirerek KPSS dersine koyulmuştur. Nesi var? Yine çok zevkli bir konu teknik arkadaşlar. Nasıl olur? Genellikle edebiyat dersinde ya da psikoloji dersinde de yapabilirsiniz. İşte bir kuramın sahibi hakkında da yapabilirsiniz. Ne oluyor arkadaşlar? Sınıftan bir tane öğrenciyi seçiyoruz. Bir öğrenci seçtik. Buna dedik ki sen dışarı çık. Bir öğrenci dışarı çıkar. Daha sonra biz kendi aramızda ona buldurmak istediğimiz bir konu seçiyoruz. Mesela ne olsun? Freud. Arkadaşlar biz arkadaşımıza Sigmund Freud'u buldurmak istiyoruz. Onu dışarı çıkardık ve kendi aramızda tartışıyoruz. Diyoruz ki arkadaşımız birazdan içeri gelecek ve 3 tane hakkı var arkadaşlar. 3 hakkı. 3 tane soru hakkı var. Gelip diyecek ki mesela Süleyman'a, Süleyman nesi var? Süleyman Freud'la ilgili bir tane ipucu verecek ona. O bildi. Bilemezse ikinci Ahmet'e gidecek. Diyecek ki Ahmet bir ipucu da sen ver, nesi var? O da ipucu verdi, yine bilemedi. Üçüncü kişiye gidecek, ona soracak. O da bilemezse artık yok arkadaşlar. Başka bir sınıfça söyleyebilirsiniz ama muhtemelen bilir. Mesela Süleyman'a sordu. Birinci nesi var? Süleyman dedi ki iti var. İt, bak it desek hemen anlar. İti var dedi. Şöyle düşünüyor işte arkadaşım. İt içimde var. Kimi der muhtemelen? Pavlo var buna gelir. Hani öğrenme psikolojisinde Pavlo'nun köpeği diyoruz ya. Dedi ki Pavlo. Biz ne dedik? Bip, yanlış cevap. İkinciye geçti arkadaşlar. İkincisi ne desin mesela? Dağ var. Dağ var. Düşündü dağ nerede? Bulamadı arkadaşlar. Dağ niye dedik biz ona? Çünkü Freud'da buzdağı var arkadaşlar. Hani bilinçaltı, bilinç dışını Freud neye benzetmişti? Iceberg'e. Yani buzdağına benzetmişti. Ondan dolayı ipucu verirken direkt öyle buzdağı dersek hemen verir. Üçüncüye geçtik arkadaşlar. Üçüncüde de mesela Fatma adlı arkadaşımız dedi ki sapık diye bilinir. Sapık diye bilinir. Böyle bir ifade söylerseniz hemen herkes der Freud bunun cevabı. Ama şunu da özellikle söyleyeyim. Freud sapık falan değildir arkadaşlar. Freud yanlış bilinen bir kişidir. Her zaman her derste bunu söylemeye çalışıyoruz. Her şey bilim için. Özellikle gelişim psikolojisinde arkadaşlar ben Freud'u 5-6 saat boyunca anlatıyorum ve orada Freud'u tanıtmakla geçiyor yarısı. Freud gerçekten de yanlış tanınan birisi. Yok kızıyla evlenmiş, kızından 15 tane çocuğu var işte. Geliniyle evlenmiş, öyle böyle yapmış. Freud bir nörologdur arkadaşlar. Aslında doktordur Freud. Aslında bir psikologlukla başlamamış buna. Ve Freud sevdiği kişiyle evlenmek için doktorluk yapmış, para kazanmak için. Freud öyle sapık falan değil. Ha, çok cinsellikten bahsetmiş. Belki toplum tarafından o yüzden kabul edilmemiş. Belki değil, o yüzden kabul edilmemiş. Ama söylediği birçok şeyde de haklı olduğunu bilin arkadaşlar. Psikolojiyle ilgilenen, psikolojiyi seven birisinin Freud'a sapık demesini hiç tavsiye etmiyoruz. Zaten Freud'a sapık demez psikolojiyle ilgilenen birisi. Zaten Freud'u tanımayanlar Freud'a sapık derler. Nesi var işte böyle arkadaşlar. Siz olsaydınız ne yapardınız? Hocam bunu duyunca aklına hangi kavram gelir? Empati. Çok güzel, empati. Empati. Şimdi empati zaten ÖYT dersinde olmazsa olmaz bir kavram. Ya psikolojide olmazsa olmaz bir kavram. Eğitim bilimlerinde olmazsa olmaz bir kavram. Empati ile ilgili neler söyleyeyim? Arkadaşlar empatiyi en çok geliştiren teknik hiç şüphesiz konuşma halkası. Yine empati en çok geliştiren tekniklerden bir tanesi, geçen derste söylediğim rol oynama. Empatiyi en çok geliştiren yöntem ise örnek olaydır. Bakın bir teknikler var ÖYT'de, yöntemler var, stratejiler var, modeller var. Tekrar söylüyorum, empatiyi en çok geliştiren teknik hiç şüphesiz konuşma halkası. Rol oynama yine çok geliştirir. Yöntem olarak sorarsa empati en çok geliştiren yöntem. Örnek olay, empatiyi en çok geliştiren aktif öğrenme tekniği ise zaten adı üstünde. Bunu görür görmez hemen yaparsınız. Siz olsaydınız ne yapardınız? Ne yapıyoruz? Küçük kartlara hikayeler yazıyoruz arkadaşlar. Hikayeleri yazdık. Hani sakızlardan çıkan küçük hikayeler, fallar falan var ya. Onu bir kutunun içine koydum. Sırayla gelip öğrenciler çekiyor kutudan o hikayeleri. Açıp okuyor herkes. Hikaye okuduktan sonra hikayenin altına şu yazıyor. Hikayedeki bu karakterin yerinde siz olsaydınız ne yapardınız?
Yani bize diyor ki o hikayeyi oku, oradaki kişinin yerine geç, kendini onun yerine koy, sen olsan ne yapardın? Böylelikle empatiyi geliştirmeye çalışırız değerli öğretmenlerimiz. Diğer bir tekniğimiz kavram kontrolü. Arkadaşlar kavram kontrolünde iki tane kutumuz var. Kutulardan bir tanesine kavramların isimlerini yazıyoruz. Kavram olur, ilçe olur, teori olur. Bir diğerine de bunların açıklamalarını ya da bunların özelliklerini yazıyoruz. Ne demek istiyorum? Mesela empati. Bir kağıdın içine empati yazar, onu bunun içine atarsınız. Başka bir kağıdın içine empatinin anlamı yazar. İşte kişinin kendini karşıdaki kişinin yerine koyarak onun duygularını, düşüncelerini doğru anlayıp doğru ifade etmesidir. Yazdık, bunun içine attık. Başka ne yazıyoruz buraya mesela arkadaşlar? Akvaryum. İç içe geçen iki çemberdir. Bu yani kavramların isimlerinin olduğu bir kutumuz var. Bir de onların özellikleri, anlamları ile ilgili olan bir kutucuğumuz var. Öğrenciler sırayla çekiyor. Mesela Ahmet çekti. Empati yazıyor Ahmet'inkine. Ahmet kalktı dedi ki empati. Oradan ben kalkıp diyorum. Bende cevabı. Empatinin cevabı bende. Nedir? Kendini karşıdakinin yerine koymak. Ne oldu? Eşleştirdik arkadaşlar. Hani ölçme değerlendirmede eşleştirme soruları var ya hani. Bunu bununla eşleştiriyorsunuz. Bir nevi ona benziyor arkadaşlar. Yani tekrar söylüyorum, kavramların isminin olduğu bir kutucuğumuz var. Bir de onların anlamları olan kutucuğumuz var. Herkes karışık bir şekilde çeker. Birisi kalkar kartında olan kavramın ismini söyler. O kavramın özellikleri kimin kartında çıkmışsa o da kalkar bende der. Adı da kavram kontrolü olur. Evet, mektup ya da telgraf oyunu. Bunu da hatırlıyorum. İlkokulda bize bunu yaptırdı hocalarımız. Şu anda mektup, telgraf pek fazla kalmadığı için güncelliğini yitirmiş. Ama önemli bir teknik. Saçma sapan diyebilirsiniz buna. Tabii şimdi üniversitedeki öğrencilere bunu yaptırırsanız saçma olur. Birbirinize mektup yazın. Ama bunu ilkokulda yaptırırsanız çok eğlenceli olur. Gruplar yaparsınız şöyle. 4 kişilik, 6 kişilik gruplar yaparsınız. Dersiniz ki iki kişi karşıdaki iki kişiye mektup yazsın ya da telgraf yazsın. Daha sonra bu iki kişi de o mektubu, telgrafı okur, ona cevap yazar. Ne anlıyoruz buradan? Neyi geliştirir? Okuma, yazma becerisini geliştirir arkadaşlar. Ondan dolayı ilkokulda uygulanması daha da verimli olur. Evet, sormak istediğiniz bir şey var mı? Arkadaşlar soru turu. Soru turunda ne yapıyoruz? Öğrenciler şöyle sıralı bir şekilde oturduğunuzu farz edelim. Bir tane soru yazıyoruz, bir tane kağıt. Kağıdımızda şöyle bir sorumuz var. Sonra sorumuza şöyle altında boşluklar bırakıyoruz. Sıra ilk sırada Ahmet var. Ahmet alıyor kağıdı, soruyu okuyor ve o soruya kendi cevabını yazıyor arkadaşlar. Sonra arkadakine veriyor. Mehmet alıp hem soruyu okuyor hem de Ahmet'in soruya vermiş olduğu cevaba bakıyor. O da kendince cevap yazıyor. Bu şekilde herkes arkaya verir ve en sonda arkadaşlar, diyelim sınıfta 8 kişi varsa bir soruya verilen 8 tane farklı cevabı görmüş oluyoruz. Bunun da adı soru turu oluyor arkadaşlar. Dikkat ederseniz zaten hemen hemen çoğunun isminde gizli anlamları. Tombala. Evet, önceden yılbaşında olmazsa olmaz bir oydu tombala. Tombala da yılbaşında böyle, bilmiyorum biliyor musunuz? Ben de pek fazla bilmiyorum ama. Şöyle kartlar var değil mi hocam? 1, 2, 3, 9 tane devamıyorsam halkalar vardı. Herkeste böyle kartlar var arkadaşlar. Ve bu kartların içine farklı numaralar yazardı. Mesela kimisinde 5, 8, 12, 15, sayısal loto gibi herkesinki farklıydı. Ve bir tane de torbamız var. Torbanın içinde bir sürü kart var arkadaşlar. Şimdi önce tombalayı anlatayım, sonra buna nasıl çevirmiş. Burada çeşitli rakamlar var, sayılar var. Birisi buradan bir tane sayı çekiyor. Mesela burada 8 var. Benim kartım olsun. Oradan çekilen sayı 8 ise ben burayı kapatıyorum. Sonra burayı da kapatırsam, burayı da kapatırsam yan yana alt alta 3 tane yan yana gelirse buna çinko diyoruz arkadaşlar. Yani kazanmış oluyorsunuz. İşte burada eğitsel oyundur aslında aynı zamanda tombala. Buraya nasıl çevirmiş? Burada da konuyla ilgili mesela ne ders olsun? Fen bilgisi ders, psikoloji dersi olsun arkadaşlar.
Psikolojiyle ilgili kavramları yazıyorduk bile mesela. Buraya ne yazalım? Ayna benlik yazalım. Buraya ne yazalım işte? Ben dil yazalım, sen dil yazalım, ego geliştirici dil yazalım. Herkesin kartında farklı kelimeler olsun ama. Bu kutunun içinde, bu torbanın içinde ne var? Buradaki kelimelerin anlamları veya kelimelerin kendisi var. Hoca buradan çekti mesela. Ayna benliğin anlamını söyledi. Nedir ayna benlik? Karşıdaki kişilerin fikirleri doğrultusundan kendi benliğimi oluşturma. Çekti bir tane ben dili. Ben dili nedir işte? Karşıdaki kişiyi kırmadan benli ifadelerle ona düşüncelerini söyleme. Sen dilini çekti. Nedir? Kırıcı dille neden böyle yapıyorsun şeklinde söylemektir. Ben ne yaptım? Üçünü yan yana getirdim ve çinko yaptım. İşte tombala böyle bir eğistir oluyor. Şöyle de yapabilirsiniz. Yine kartın üstünde çeşitli kelimeler var ve hoca torbadan çekmezdi. Bir tane böyle eline dergi alır, makale alır, kitap alır, kitabı okur. Kitabı okurken içinde geçen kelimeler bizim kartımızda varsa takip edersiniz. Her kelimeyi okunduğunda onun üstünü karalarsınız ve çinko yaparsınız. Aslında zevkli. Gördüğünüz gibi arkadaşlar saçma sapan değilmiş, değil mi bunların çoğusu? Yani bunları atandıktan sonra inşallah en kısa sürede atanırsınız. Atandığınız zaman da bunları yapabilirsiniz. Pazar yeri. Yine çok önemli bir teknik arkadaşlar. Pazar yeri birbirimizi daha iyi tanımak için de yapılabilir. Bizim fikirlerimizi başkaları da görsün, fikir paylaşımı yapsın diye de yapılabilir. Mesela atandıktan sonra inşallah hizmetçi eğitimlere gideceksiniz. Hizmetçi eğitimlere biz gittiğimiz zaman yakamıza bir kart asarız arkadaşlar. Kartın üstünde ismimiz, hatta bazı etkinliklerde kendimize ait sıfat veriliriz. Ortada dolaşırız öyle. Herkes bizim fikirlerimizi ya da bizim ismimizi görür, öyle birbirimizi tanımış oluruz. Pazar yerinin en çok uygulanma şekli şu. Herkes kendi fikirlerini bir tane böyle karta yazar. Bu kartı alır yakamıza asarız. Herkes sınıfta dolaşmaya başlar. Ben dolaşıyorum. Ahmet benim kartımı okudu ve hoşuna gitti. Ahmet benim yakamdan kartı alır, kendi yakasına takar. Ben de onunkini alır, takarım. Böyle süreç devam eder. Herkes birbirinin fikirlerini görür ve fikir paylaşımında bulunur. Evet arkadaşlar. Pazar yeri dediğim gibi çıkma olasılığı yüksek bir teknik. Evet, çok saçma denilen tekniklerden bir tanesi de kese kağıdı arkadaşlar. Kese kağıdı. Sınıfa bildiğiniz kese kağıtları getiriyorsunuz. Bu kese kağıdının arkadaşlar üzerine mesela tahtaya bir konu yazdınız. Konuyu tahtaya yazdık. Herkese diyoruz ki kese kağıdının üzerine konuyla ilgili bildiklerinizi yazın. Bilinenleri kese kağıdın üstüne yazdık mı? Daha sonra konu işlenir arkadaşlar. Konu işlendikten sonra yeni öğrenilen konular var. Yani bir başta bildiklerimiz vardı. Onu kese kağıdın üzerine koyduk, yazdık. Daha sonra öğrendiklerimizi de kağıdın üzerine yazdık. Daha sonra öğrendiklerimizi. Daha sonra kağıdı kese kağıdının içine koyduk. Adı da oldu kese kağıdı. Anlamı ne? Neden bu yapılıyor? Eski bilgilerin üzerine yeni bilgileri koymak. Peki bunu duyunca aklımıza anlamlı öğrenme gelir mi? Anlamlı öğrenme gelir. Anlamlı öğrenme nedir arkadaşlar? David Asubel'in çok önemli bir modelidir. Yani biz yeni bir şey öğreneceğimiz zaman eski bilgilerin üzerine koyarsak, onları geri getirirsek anlamlı öğrenmeler kazanırız ve ezberden kaçınırız. Evet sayın öğretmenlerimiz, mahkeme. Mahkemeyi de anlatınca bir şeye benzeteceksiniz daha önce gördüğünüz bir tekniğe. Mahkeme, şimdi söyleyeyim arkadaşlar, münazaraya benzer aslında. Hani kazanan kaybeden falan vardı ya, bunu mahkeme ortamına çeviriyorsunuz. Mesela arkadaşlar burada bir dava konusu var. İşte avukatlar vardır. Hakim vardır. Sanık vardır. Ve bildiğiniz bir konu getirilir. Avukatlar iki tane zıt fikir vardı ya mahkemede şeyde münazarada. Orada bu sefer avukatlar o kişilerin fikirlerini savunurlar ve kararı veren, yani kazananı kaybedeni verilen hakimimiz var. Ya kısacası size münazaraya benzeten bir teknik vermişse ama içine mahkeme kavramlarından, adliye kavramlarından bahsetmişse, dava, avukat, hakim, savcı, işte sanık gibi ifadelerden bahsetmişse cevabımız bu sefer de ne olacak? Mahkeme olacak. Otobüs. Arkadaşlar otobüs genelde matematik dersinde kullanılır. Genelde matematik dersinde. Nasıl kullanılır? Hani indi bindi hesapları.
10 kişilik bir sınıfımız var mesela. Bunu otobüse çeviriyoruz. Diyoruz ki ilk durakta 2 kişi bindi, 3 kişi indi, 4 kişi bindi, 8 kişi indi. 2 kişi indi, hiç kimse binmedi. Yani kısa sürede zihninizden matematiksel işlemler yapmak için genellikle kullanılan bir tekniktir otobüs. Hikaye haritası. Adı üstünde bir hikayeyi harita haline getiriyorsunuz. Daha doğrusu hikayenin haritasını çıkarıyorsunuz. Bir hikaye işlenir. Hikaye işlendikten sonra şöyle kutucuklarımız var arkadaşlar. Hikaye nerede geçer? Ana karakterleri kimdir? Başrol oyuncuları kimdir? Hikayenin giriş, gelişme ve sonuç bölümleri nelerdir şeklinde hikayenin haritasını çıkarıyorsunuz. Yani 20 sayfalık bir hikaye okudunuz, onu şöyle tek sayfada haritasını, özetini çıkarmak için kullanılan bir tekniktir hikaye haritası. Arkası yarın, çok zevkli bir teknik arkadaşlar, bunu tavsiye ederim size. Arkası yarın da iki şekilde yapabilirsiniz. Mesela bir film izlettiniz. Bunu çok iyi hatırlıyorum. İlkokul 2 ya da 3. sınıftayken, 4 olabilir, öğretmenimiz bize yapmıştı. Tabi o zaman için çanlarda projeksiyon yok, video izleme falan yok. Bir tane hikaye okumuştu arkadaşlar. Hikayeyi şöyle yarıya kadar okumuştu, yarıda kesmişti. Sonra bize demişti ki, evet çocuklar, bundan sonra neler olabilirdi? Bundan sonrasını siz getirin. Ve şöyle hiç unutmuyorum, aklımdan çıkmıyor. Ben o kadar saçma bir şey getirmiştim ki sonuna. Böyle canavarlar, manavarlar şeyi vardı herhalde, o zaman çok film izliyorduk. Onlarla getirmiştim. Hoca bana çok yüksek bir puan vermişti. Bilin bakayım niye? O kadar saçmalamıştım ki demişti ki bir adam anca bu kadar yaratıcı saçmalar. Hiç aklımdan çıkmıyor. Ondan dolayı yüksek not vermişti. O halde arkası yarının en önemli özelliği nedir? Yaratıcılık. Yani yarım kalan bir konuyu siz devam ettirip bitiriyorsunuz. Sakın istasyonla karıştırmayın. İstasyon farklıydı. 3 tane, 4 tane farklı istasyonlarımız vardı. Hikayeyi okuduk, devamını getirdik. Ya da bir film izletir hoca size. Filmin yarısını keser. Der ki bundan sonra neler olabilir? Devam ettirin. Aynısı. Arkası yarın diğer bir uygulanma şekli de şu. Dersin sonunda bir sonraki dersle ilgili arkadaşlar ilgi çekici bir soru sorarsınız. Öğrenciler de dersin sonunda bu ilgi çekici soruyu duydu ya, ne yaparlar? Bir sonraki dersle ilgili gider araştırma yaparlar. Merak ederler. O halde arkası yarın merak duygusunu da geliştiriyor. Hani şu anda günümüzde diziler var ya, dizileri öyle bir yerde bitirirler ki bir hafta boyunca meraktan patlarsınız. Bir de işte internetten onların işte ne olabileceği, bir sonraki dizide hangi konular olabileceğini araştırırsınız. Tabii siz bunu araştırdığınız zaman internette orada bir sürü reklamı tıklarsınız. O reklamları tıkladığınızda da o dizinin çevirmenlerine para kazandırırsınız. Zaten o dizilerde de amaç bu. Öykü oluşturma. Yine adı üstünde arkadaşlar. Nasıl ki burada şiir oluşturduysak burada da hikaye oluşturuyoruz. Öykü oluşturuyoruz. Konumuzu belirliyoruz arkadaşlar. Sonra 4 kişilik, 5 kişilik gruplar oluşturuyoruz. Ve daha sonra hikaye oluşturuyoruz. Oluşturduğumuz bu öyküyü daha sonra isterseniz canlandırtabilirsiniz. Peki hemen bir soru sorayım. Sınıfa bir konu getirdi hoca. Geçen derste işlediğimiz bir konu aslında. Öyküyü oluşturdu sınıf. Daha sonra bu öyküyü senaryo şeklinde sonuçta. Bu senaryoyu da kalktı öğrenciler canlandırdı. O senaryoda Ahmet diye bir karakter olsun Süleyman hocam. Ve hoca sana dedi ki Süleyman, Ahmet ne yapıyorsa kalk aynısını birebir yap. A. Drama. Biçimsel drama. B. Yaratıcı drama. C. Rol oynama. Hangisi olur? Çok güzel biçimsel drama. Peki şöyle deseydi Süleyman, bu hikayeyi oku. Buradaki Ahmet'in yerine sen olsaydın ne yaparsın? Rol oynama. Bakın hikaye varsa, senaryo varsa ve oradaki kişinin yerine geçip kendinizi canlandırıyorsanız, yani ben olsam ne yapar diyorsanız rol oynama. Böyle bir hikaye yok. Sadece konuyu veriyorsunuz, kalkın canlandırın. Bu sefer çok çok güzel yaratıcı drama olur. Evet, balık kılçığı. Arkadaşlar balık kılçığının bir ismi daha var. Ishikawa diyagramı. Bir ismi daha var. Neden? Sonuç diyagramı. Evet, neden sonuç? Daha çok bilinen ismi bu zaten. Japonya'dan gelen bir şey Ishikawa diyagramı. Balık kılçığı, bildiğiniz bir balık kılçığı çiziyorsunuz şöyle. Pek benzemedi ama. Şöyle
balığın kılçığını çizdiniz. Arkadaşlar bunu iki şekilde yapabilirsiniz. Bir, ana problemi şuraya yazarsınız. Ana problem. İsterseniz bu ana problemle ilgili alt problemleri buraya yazabilirsiniz. Yani balık kılçığı bir. Problem, alt problem. İsterseniz de problemi buraya yazarsınız. Yani problemi yazarsınız. Nedenleri bir tarafa, sonuçları bir tarafa yazarsınız. Yani hem neden, alt neden şeklinde kullanılabilir. Hem de neden, sonuç şeklinde kullanılabilir. Mesela arkadaşlar şuraya nedenleri yazdınız. Şu ara kılçıklar koyup buralara sonuçları yazabilirsiniz. İsterseniz neden sonuçları alta yazabilirsiniz. Balık kılçığı ile ilgili en çok yanlış yapılan ifadeyi söyleyeyim. Diyecek ki yukarıdakilerden hangisi veya hangileri balık kılçığı ile ilgili yanlış bir bilgidir? Arkadaşlar balık kılçığı bir probleme alternatif çözüm üretmez. Tekrar tekrar söylüyorum, siyah kalemle yazayım. Bu çok önemli. Probleme alternatif çözüm üretmez. Bunu hiçbir zaman unutmayın. Şıkta şunu diyecek size. Balık kılçığı probleme alternatif çözümler üretir. Ve bu kulağımıza çok hoş gelir arkadaşlar. Ha üretir ama hani gösterin bana balık kılçığı probleme çözüm bulmaz ki arkadaşlar. Balık kılçığı nedeni ve bunun nedeni ve bu nedenin ortaya çıkardığı sonucu görmemizi sağlar. Ya da bir neden bir de onun alt nedenini görmemizi sağlar. Balık kılçığı probleme çözüm yolu üretmez arkadaşlar. Bunu hiçbir zaman unutmayın. Balık kılçığı ile ilgili soruların zaten genelde bununla ilgili gelir. Ve genelde de bunu sorduğu zaman yanlış cevaplarla karşılaşır. Evet yine çok fazla gelen bir konu kavramsal karikatür. Kavram karikatürü. Kavram hatalarını belirleme ve gidermeye yarayan bir tekniktir aynı zamanda. Arkadaşlar bildiğiniz bir tane karikatür çiziyorsunuz. Şöyle cin ayılarımız olsun. Şöyle hepsinden bir tane baloncuk çıksın. Yani hepsinin bir fikri var. Altına yazıyoruz. Mesela konu olsun. Covid-19 yani korona nasıl bulaşır? Korona nasıl bulaşır? Bu diyor ki öpüşmeyle bulaşır. Bu diyor ki tokalaşmayla bulaşır. Bu diyor ki işte hapşırmayla, sarılmayla bulaşır. Bu da diyor ki telefonla konuşurken bulaşır. Sorumuz şu. Hangisi yanlış söylemiştir? Ne yaptık? Bu demiş ki öpüşmeyle, o demiş sarılmayla, o demiş tokalaşmayla, bu da demiş telefonla konuşmayla. O zaman bunun dediği yanlış ya, tabii öyle hemen Ahmet yanlış demiştir deyip geçmiyoruz. Sorumuz diyor ki hangisi yanlış söylemiştir? Neden? Yani bize diyor ki, aslında bildiğiniz çoktan seçmeli testin karikatüre dökülmüş hali arkadaşlar. Karikatür yapıyoruz. Bunu daha eğlenceli hale getirmek için. Karikatürü okuyoruz. Burada hangisi şeye de yapabilir. Hangisi doğru söylemiştir de yapabilir. Hangisi yanlış söylemiştir de. Siz onu seçiyorsunuz ve bunun nedenini de yazıyorsunuz arkadaşlar. İşte bu da ne olur? Kavramsal karikatür. Tekrar söyleyeyim. Bir 2-3 ders sonrasında anlatacağım bir konu var. Kavram hatalarını belirleme ve giderme teknikleri. Kavramsal karikatür hem kavram hatasını belirler hem de giderir. Konuşma biletleri, arkadaşlar herkese 3 tane bilet veriyoruz. Ve bu biletleri dakika yüklüyoruz. Dakika yüklüyoruz derken yani diyoruz ki her bir biletin 1 dakika süresi var. Konumuzu tartışmaya başlıyoruz, yazıyoruz konumuzu. Ve diyoruz ki herkes biletini koyup konuşabilir. Ben parmağımı kaldırıyorum. Hoca bana diyor ki söz sende. Benim biletimi alıyor bir tane biletimi. Ve ben 1 dakika boyunca konuşuyorum. 1 dakika konuşma hakkım var. 1 dakikaya geçiremem. Ha 40 saniye konuştum, biletim yandı arkadaşlar. Nasıl ki otobüse biniyorsunuz, 200 metre de gitseniz aynı bileti veriyorsunuz. Ya 1 kilometre de gitseniz aynı bileti veriyorsunuz, aynı paraya. Onun gibi. Sonra biletim bitti. Sonra tekrar bana söz hakkı geldi. Tekrar söz hakkı istiyorum. Bir bilet daha gitti. Herkesin 3 tane bileti oluyor genelde. Tabi kuralları kendinize değiştirebilirsiniz. 3 tane değil 2 bilet de verebilirsiniz. 1 dakika değil 5 dakika da verebilirsiniz. Bu size kalmış. Ama ben burada hep ideallerini anlatıyorum. İdeal 3 bilet 1 dakika. Peki en çok neyi geliştirir? Demokratikliği. Neden demokratikliği? Çünkü herkese eşit söz hakkı veriyoruz. Aklınıza bir tane tartışma tekniği geldi mi? Açık oturun.
Hani başkanından söz isteyip defalarca konuşuyorduk ya, onunla farkı ne? Orada defalarca söz hakkı istiyorsunuz. Burada 3 taneyle sınırlanmışsınız. Evet arkadaşlar, yine fazla çıkmayan, çok nadir çıkan bir teknik. Güç alanı analizi. Bununla ilgili sadece 2 şey söyleyeceğim ki zaten 2 şey çıkıyor. Hatta onların da bir tanesi çıkıyor. Genellikle mühendislikte kullanılır. Ve şu ifade, karşımıza çıkacak ifade şudur arkadaşlar bununla ilgili. Bir probleme ilişkin engelleyici ve destekleyici unsurları ortaya çıkarır. Yani o ezber sorusu arkadaşlar. Güç alanı analizi çıkarsa bunu soracak size. Paragraf verecek. Genellikle mühendislikte kullanılan ve bir probleme ilişkin engelleyici ve destekleyici unsurları ortaya çıkarmaya yarayan teknik aşağıdakilerden hangisidir? O da güç alanı analizi olacak değerli öğretmenlerimiz. Evet, çıkma ihtimali yüksek olan bir konu. Öğrenme galerisi arkadaşlar. Öğrenme galerisinde sınıfta yine 4-5 kişilik gruplar oluşturduk. Oluşturduğumuz bu gruplara diyoruz ki, konular veriyoruz arkadaşlar. Gidin bu konuyla ilgili araştırmalar yapın. Araştırmalarınızı şöyle kartonlara yazın. Bulduğunuz sonuçları yazın. Daha sonra sınıfı bir galeriye çeviriyoruz. Duvarlara her grup çalışmalarını asar şöyle. Ve daha sonra bütün sınıf üyeleri, bütün sınıf öğrencileri bu kartonların, tüm sınıfa asılan kartonların aralarında dolaşmaya başlar. Ben geldim şurayı inceledim. Baktım ki şu bilgiyi bilmiyormuşum ben. Çıkarırım elime not kağıdımı. Yeni bir bilgi öğrendiğimi oraya işlerim. Ben şunu öğrendim. Şuraya geçiyorum, bakıyorum ki arkadaşlarım bununla ilgili yanlış bir, eksik bir bilgi yazmışlar. Bir bilgiyi unutmuşlar. Hemen kalemimi çıkarıyorum arkadaşlar. Buraya o bilgiyi ekliyorum. Yani burada hem bu yapılan çalışmalara katkıda bulunabiliyoruz. Hem de aynı zamanda arkadaşlar eksik olduğumuz bilgileri de buradan öğrenebilme şansına sahip oluyoruz. Evet. Bilişsel çıraklık çok önemli bir teknik arkadaşlar. Bilişsel çıraklık gelişim psikoloji dersinde de Vygotsky'nin bir tane kavramına benziyor. Çok güzel, yapı iskelesi. Arkadaşlar eğer ÖYT'de çıkarsa birazdan anlatacağım. Bilişsel çıraklık eğer gelişimde çıkarsa da yapı iskelesi. Yani Vygotsky'nin yapı iskelesi. Yakınsak gelişim alanı konusu var ya arkadaşlar, onunla alakalı. Nedir bilişsel çıraklık? Bilişsel çıraklıkta usta çırak ilişkisi gibi düşünün. Bir tane bir kişi diğer bir kişinin öğrenmesine destek oluyor arkadaşlar. Başta çok yoğun bir destekle başlar, yoğun destekle başlar. Sonra bu kişi buna destek veriyor ya, destek verdikçe, karşıdaki kişi öğrendikçe bu yoğun destek yavaş yavaş azalır, karşıdaki kişi de yavaş yavaş öğrenir. En sona geldiğimizde artık bu destek biter çünkü bu kişi olayı öğrenmiştir. Mesela ben bisiklet kullanmayı bilmiyorum. Süleyman da bana bisiklet kullanmayı öğretecek. İlk önce hani 4 tane teker atılır alta ve bir kişi direksiyondan tutar sizi götürdü ya. Götürür sonra yavaş yavaş bir tane tekeri attı. Sonra öbür tekeri attı. Sonra bir elini bıraktı. Sonra parmağıyla tuttu. Sonra arkadan diyor seni tutuyorum ama aslında tutmuyor. Siz tuttuğunu biliyorsunuz. Sonra bakıyorsunuz ki kendi başınıza bisikleti sürmüşsünüz. Tekrar söylüyorum. Bilişsel çıraklık ifadesi. Bunun anlamı ÖYT'de sorulursa bilişsel çıraklık, baktınız ki benzer bir örnek var ama bu gelişim psikolojisinde sorulmuş. O zaman cevabımız yapı iskelesi olacak Vygotsky'nin. Evet, kum saati. Arkadaşlar bir tane kum saati çiziyoruz. Biraz çizmeye çalıştık kum saati. Şimdi kum saatinin ortasına ana konu yazıyoruz arkadaşlar. Ana konu. Kum saatinin üzerine de eski bilgilerimizi yazıyoruz. Bilinenleri yazıyoruz. Konu işlendikten sonra öğrendiklerimizi de buraya yazıyoruz. Kum saati de bu kadar. Ana konu kum saatinin merkezine, daha önce bildiklerimiz üst tarafa, daha sonra öğrendiklerimiz alt tarafa.
Kese kağıdına benziyor bakın. Kese kağıdında da bilinenler üstüne daha sonra öğrendiklerimizi kağıdınızın içine atıyorum. Evet, at nalı. Arkadaşlar, at nalı aslında anlatmayacaktım, koymayacaktım buraya ama ne olur ne olmaz, notlarda görüyorsunuz, kitaplarda görüyorsunuz, yine söyleyeyim dedim. Neden anlatmayacaktım? Çünkü at nalı aslında bir öğrenme tekniği değil. At nalı aslında oturma biçimi arkadaşlar. Bunu aslında oturma biçimleri, konularını anlatmamız lazım. At nalı bildiğiniz U şekli var ya. Mesela bir sınıfta U şeklinde oturuyorsunuz şöyle. Öğretmen burada bir yerdedir. Herkes birbirini görür ya. At nalı ise U'nun küçük hali. Yani sınıfta küçük küçük U'lar oluşturuyorsunuz şöyle. Bildiğiniz arkadaşlar küme biçim var ya küme biçim. Ha zaten şurayı kapattığınız zaman küme olur ya. Burayı açtığınız zaman da at nalı olur. Yani büyük U değil de küçük U'lar yapıyorsunuz. 10 kişi, 15 kişi değil de 4-5 kişi gruplar yapıyorsunuz. Kendi işlerini at nalı yaparlar. At nalı oturmak için de. Ve tekrar söyleyeyim. Her küçük grup çalışmasında olduğu gibi burada da grubun bir tane lideri olur. O lider kalkar tüm sınıfa o grubun fikrini söyler. Şunu da tekrar tekrar söyleyeyim. Liderlik özelliğini diğer öğrenciler de kazansın diye arkadaşlar her uygulamada başka öğrenci de lider yapmanız lazım. Şimdi en sonunda bir tekrardan şunu söyleyeyim. Çıkma ihtimali yüksek olanlar. Akvaryum, rulman, köşelenme, kar topu, dedikodu, pazar yeri, tereyağı ekmek sandviç, arkası yarın, balık kılçığı, kavramsal karikatür, öğrenme galerisi, bilişsel çıraklık. Bu saydıklarım bunlar içinde çıkma ihtimali çok yüksek olanlar ve benim tahminim tahtada gördüğünüz tekniklerden bu sene iki tane soru gelecek muhtemelen arkadaşlar. En az bir tane gelecek de ikiye de çıkabilir. Bu gördüğünüz teknikler aynı zamanda ÖABT dediğimiz öğretmenlik alan listesine de çıkabilir. Bugünlük de benden bu kadar arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Bizim için çok değerlisiniz. Görüşmek dileğiyle.